Herkese selamlar. Arkadaşlar diyelim ki evde kimse yok. Tek başınasınız. Canınız et yemek istedi ya da aniden bir misafir geldi. Hemen böyle pratik bir şey yapmanız gerekiyor. Evde yemek yok mesela. Güzel bir şey. Ne yapalım? Hemen 400 gram kıymadan siz yarım kilo da yapabilirsiniz. Şöyle güzel patatesle beraber bir tavada pratik bir yemek yapalım. Malzemeler işi gördünüz. Kıymamız var. Bir adet sivri biberi çok ufak doğradım. Bir adet orta boy domatesi küp küp doğradım. Bir büyük patatesi böyle küp küp doğradım. Benim acı biber salçam var. Siz daha normal salça kullanabilirsiniz. Bu Antep'ten geldi özel. Baharatlarım var. Bir çay kaşığı kekik, bir çay kaşığı karabiber, bir çay kaşığı yeni bahar, bir çay kaşığı kırmızı toz biber. Bir tatlı kaşığından birazcık eksik tuz. Yarım kiloya tam bir tatlı kaşığı gidiyor. Bu 400 gram olduğu için az bir şey eksik. Önce patatesleri kızartalım. Bakalım ne kadar basit olacak. Patateslerimiz nar gibi kızardı. Bizi kenarda bekliyor. Şimdi bir kızdırdığımız tavaya bir miktar sıvı yağ döküyoruz. Yani kıymanın yağına göre yağ ayarlıyorsunuz arkadaşlar. Buna doğradığımız biberleri atıyorum. Ben bu tarifte soğan kullanmayacağım arkadaşlar. Kullanmıyorum. İsteyen kullanabilir ama bunun soğansız daha güzel olduğunu düşünüyorum. Çünkü içinde patatesi var. Şöyle biberlerimi bir öldürelim. Bakıyorum böyle YouTube'da kanalları seyrediyorum. Bazı yemek pişiren kişiler önce kıymayı koyup sonra biberleri koyuyorlar. Bunu bir daha söylüyorum. Bu bir hatadır arkadaşlar. Şu biberin kokusu efendime söyleyeyim mayası yağa geçecek. Biberi çok öldürmeyin. Ama gene de şu koku yağa geçecek. Önce kıymayı atarsak istediğimiz sonucu alamayız. Bir de böyle deneyin siz. Ben her videomda söylüyorum gerçi ama. Şimdi kıymamızı attık. Yüksek ateşte arkadaşlar. Şöyle bir güzel kavuruyoruz. Kıymamız kavrulup suyunu çektiği vakit rengi dönmeye başladığı an istediğimiz kıvama gelmiş demektir. Ya şu şekilde getirin arkadaşlar kıymayı. Kızarmaya döndü. Tam o anda bir yemek kaşığı biber salçası ve doğradığım domatesleri atıyorum. Arkasından baharat ve tuz karışımını atıyorum. Bir güzel yedire yedire karıştırıyorum. Her yerine karışsın. İyice karıştıktan sonra altını kısıyoruz. Domateslerin hermelenmesini bekliyoruz. Şöyle her domatesi kıymanın içine gömün. Mümkünse. Evet, domateslerimiz ben öldüm diyecek. Şu şekilde olacak. Şimdi domatesler ölünce suyunu saldı tabii ki. Bir güzel karıştırıp da bu suyu gene yemeğimizin her tarafına dağıtıyoruz. Arkasından kızarttığımız patatesleri atıyoruz. Şöyle. Bunları da bir güzel karıştırıp altını kapatıyoruz.
Şimdi bunun sıcaklığı da zaten patatesler kendine gelecek. Şu şekilde 5 dakika bekleyelim. Evet. Yemeğimiz oldu. Bekledik. Şunu 5 dakika demlendirmek arkadaşlar aslında her yemek için çok iyidir. Gördüğünüz gibi bize sadece ekmeğe banıp yemek kalıyor. Şu tarifi arkadaşlar ben ısrarla tavsiye ediyorum. Çok mükemmel oldu. Yanına pilav yapabilirsiniz, bulgur pilavı yapabilirsiniz. Böyle servis edebilirsiniz. Deneyenlere afiyet olsun. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Herkese iyi günler.